Evet, peki şu an evdeyiz ya hocam. Evet. Evde nasıl bir gün geçirmeliyiz? Birincisi, yani biraz dinlenmeye de vakit ayırmakla beraber sanki işe gidecekmiş gibi de sistemi gevşetmemek lazım. Yani şunu demek istiyorum. Bütün gün gecelikle böyle gevşek vaziyette evde oraya buraya serilmenin bir anlamı yok. Sabah yani akşama kadar pijamalarla oturmayalım. Sanki yani kalkalım, günlük bakımımızı yapalım. İşte duşumuzu alalım, ne bileyim tıraşımızı, sanki işe gidecekmiş gibi. Hadi bir günde bir olabilir falan. Ondan sonra güzel bir kahvaltı, ama onu da abartmamak lazım. Yani zaten daha evdeyiz bir süre daha. Yani hem dediniz ya, güzel bir mesaj verdiniz. İşte safra kesesi rahatsızlıklarında yağlı yumurtadan kaçının dediniz. Kesinlikle. Sizin dediğiniz gibi sabah kalkıp ilk başta ya bir bardak su, içine akşamdan bir şeyler konulabilir. Veyahut da bir bardak kefir. En azından kahvaltıya oturana kadar bir ön şey sağlar, ferahlık. Ondan sonra hafif bir kahvaltı, ama çok ağır olmayacak şekilde, ama besleyecek de aynı zamanda. Yine hakikaten evde durmak ve can sıkıntısı bir şey yapıyor. Kahvaltıdan 1-1,5 saat sonra biraz bir egzersiz. Şimdi bütün internet sitelerinde falan da şey var zaten. Nasıl hareketler yapılacağına yönelik. Ne kadar yapabilirsen. Yaşına göre, şeyine göre. Ev havalandırılmalı. Ondan sonra hafif bir böyle 1,5-2'ye doğru bir yemek. Bir de akşam yemeğini biraz daha erken, onu çok daha az hafif böyle atıştırmalıklarla, yani hafif bir salata, çok et met falan olmadan daha rahat uyumanı sağlayacak şekilde. Bir de rahatlatıcı biraz bitki çayları önerilebilir akşamlar. Hem hakikaten gergin günler geçiriyoruz. Acaba bize bir şey olacak mı? Yakınlarımıza bir şey olacak mı? Ne olacak? Milletimizin, memleketin hali falan. Bu belirsizlik ve işin uzaması da geriyor gerçekten insanı. O papatya çayı falan iyi olur. Bu form çayları iyi olur. Hem bağırsakları çalıştırır. Bunları önerebilirim. Tabii neden hocam bu tür bilgiler veriyor? İşte bu bilgileri veriyor ki belki bu esnada bir rahatsızlıkla da karşı karşıya gelebilirsiniz. İşte bağırsaklarınızda herhangi bir rahatsızlık olabilir. Evet. Bu apandise çevirebilir ya da bir fıtıkla karşılaşabilirsiniz. İşte bunların olmaması için de hareketlerinizi düzenli yapın diyorsunuz. Yediklerinize dikkat edin diyorsunuz. Aynen. Yani rutin hayatınızdan bir ödün vermeyin. Evet. Yani biraz gevşetilebilir tabii, ama en azından ya bir de bunları bir fırsata çevirmek lazım. Şimdi bir gün değil, iki gün değil. Uzunca bir süreden bahsediyoruz. Burada güzel kitap okumak lazım. Kendini geliştirmek lazım. Ben en azından kendi hem mesleki şeylerim, romanlar okumaya çalışıyorum. Ya da mesela atıyorum mide konusunu bir daha açıyorum, okuyorum. Yeni gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum. İnsanlar çocuklarına okuma alışkanlığını şey yapması, geliştirmesi lazım. Bir de fırsat bu. Çoluğunla, çocuğunla, annenle, babanla. Evet. Belki uzun süredir bir düşünürsek bu kadar vakit geçirecek vaktimiz olmamıştır. Şimdi bunu güzel sohbetlerle, ne bileyim bazı belki değişik oyunlarla falan tekrar o sıcaklığı oluşturmak lazım. Belki yıllarca böyle bir şey bir daha olmayacak. Tabii eğer ki bu süreçte de bir rahatsızlığınızın olduğunu hissediyorsanız, az önce işte apandisten bahsettik, bağırsak rahatsızlıklarından bahsettik, hemoroiddan bahsettik. Evet, fıtıktan. Fıtıktan bahsettik. Bu tür rahatsızlıklarınızın olduğunu hissediyorsanız ya da bir vücudunuz bir aksiyon gösteriyorsa mutlaka doktorunuza gelin. Evet. Yani hastaneye gelmemezlik yapmasın, hayır, insanlar. Hayır, yapmasın. Şu anda yine programın başında da böyle bir tedirginlik var. Bu mesajı da verelim Bülent Hocam tekrar izleyenlerimize. Belki ekranları başında bizleri yeni takip eden izleyenlerimiz vardır. İşte benim buram ağrıyor ama biraz geçirdireyim çünkü koronavirüsü var, hastaneye gitmeyeyim. Bu da yanlış. Yani yine böyle eften püften şeyler olmamak kaydıyla, ciddi şeylerdi, evde oyalanmamak lazım. Ben başta dediğim gibi en azından bir telefonla danışılabilir. Evet. Ya bu var bende, geleyim mi? Biz çünkü normal hastalara bir bulaş olmaması adına gerekli her türlü tedbiri aldık. Hem kendimiz için hem onlar için, her haliyle, bir de toplumda bu yayılmaması adına.
Bu bağlamda değerlendirmeleri lazım. Biz hazırız, bekleriz her zaman. Evet, bir an önce doktorunuza gelin, hekiminize gelin, tedavinizi de hastanenizde yerinde alın. Evet. Çünkü zaten hastanelerimiz ve bulunduğumuz Avrasya Hastanesi her türlü önlemleri aldı. İşte hekimlerimiz de görevlerinin başındalar, sağlık çalışanlarımız. Her biri gerçekten hani eli taşın eli altına koymamışlar. Bütün bedenlerini koymuşlar. Bu noktada tüm sağlık çalışanlarımıza, başta Avrasya Hastanesi nezdinde kıymetli Hüseyin Uğurlu hocamızdan ve şu anda programımıza konuk olan kıymetli Bülent Öztürk hocamız nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şu anda gerçekten dünyanın yükünü taşıyan sağlık çalışanlarımız. Evet. Hepimiz, hem doktorlar, hemşireler, sağlık memurları, personelimiz falan, herkes bir gayret içerisinde. Evet. Ve böyle yeneceğiz bu savaşı. Ama halkımızın kendini izole etmesi, evde kalması çok önemli gerçekten. Hastalığın yayılmaması adına. Evet.